Gönül Soğuk Hava Deposu Bursa ilimizde sebze ve meyveleri tesislerinde özenle koruyor. Ticaret hayatına başladığı günden bu yana çalışmalarını titizlikle sürdüren firmayı ziyaret eden program ekiplerimiz, firma ortağı Mehmet Şirin Toprak'tan çalışmalarını dinliyor. Biz 1995'te Bursa'ya geldik. 2013'te teslim olduk. Desteklemeyle işte, devletin desteği, Avrupa Birliği'yle. Alında alıyoruz, topluyoruz, koyuyoruz buzağına, ondan sonra satıyoruz. Mehmet Şirin Toprak, soğuk hava depolarının önemine değinerek ruhsat işlemlerinde yaşadıkları sıkıntıların giderilmesini istiyor. Şu anda gidin gezin Bursa'nın soğuk hava depoları hepsi dolu. İçinde dışarıda bakın mal dolu. Bu soğuk hava depoları olmasa bunun değeri kalmaz. Bugün bu 2 milyon 3 milyon satılıyorsa bu soğuk hava depolarını saysın. Yoksa köylü de 2 sene sonra ağaç elini kesecek. O tarım arasında çıkacak, domatese yetmeyecek. Ne yapacak? Eğer Ziraat Odası da biraz bu arkadaşlara yani yapılan, yeni yapılan soğuk hava depolarına destek verirse daha iyidir bence. Hem köylünün malı dalında kalmaz, hem bu daha lazım yani. Bence göre desteklemesi lazım. Mehmet Şirin Toprak, ihracatta yaşanan sıkıntıların giderilmesini talep ediyor. Satılması için işte bir ihracat önü açılması lazım. Yani bizim komşularımıza İran olur, Rusya olur, Azerbaycan olur. Şimdi bunlar bizim malımızı götürüyor. Bunlar da bir ihracatımız oldu. Köylü de faydalanır, alıcı da faydalanır, tüccar da faydalanır. Güzel olur. Bu mal rezil olmaz yani. Kazım Toprak konuşmasında hibe desteği alırken kur politikalarından dolayı yaşadıkları sıkıntıların giderilmesini istiyor. Mehmet abim dedi ki bir sene hani %50 hibe bize verecek, direkt %25 olarak biz aldık. Şundan biraz kaynakladı yani şimdi mesela onlar ilk dosyayı açtıkları zaman dövizi Türk parasına çevirdiler. TL'ye çevirdiler. Şimdi mesela diyeyim ki biz ilk başladığımız zaman Euro 2300 kusurdu. Bitiş tarih 3000 kusura çıktı o zaman. Onlar 2300 liradan bize ödediler. Benim düşüncemde şöyle olması lazım. Yani o eğer Euro olarak bize söylüyorsa Euro olarak bize ödemesi lazımdı. En azından orada zararımız olmazdı.